Kasedin dünyaya gözlerini alt tabakadan biri olarak açtı. Ve ticaret kervanlarıyla büyük Sayin'in acımasız kumlarını arşınlayıp yırtıcıları kendinden de değerli mallardan uzaklaştırmayı iş belledi. Çölde böylesi birçok yolculuktan sağ çıkmayı başarınca yem olma görevi azalıp daha fazla kılavuzluk yapmaya başladı. Onun yeteneklerine rağbet eden yabancılar ona yarım yamalak şurimacalarıyla Kassayadin veya çöl kimi tanır diye hitap ettiği için Belzun arka sokakları ve pazarlarında keyifle Kasedin adıyla anılmaya başladı. Yıllar boyunca memleketindeki kadim harabeleri keşfederek kendisine iş verenlerin servetlerine servet kattı. Ve sonunda kendi hazinesini Zirima yakınlarındaki bir kazı alanında çöl kabilelerinden bir kadına aşık olunca buldu. Kasedin, nihayet eşi ve yeni dünyaya gelen kızıyla birlikte güneydeki kayalık vadilerdeki küçük bir köye yerleşti. Vaktinin çoğunu yollarda geçiriyor, bazen çok uzaklardaki müşterilerin istediği özellikle değerli tarihi eserlere eşlik etmesi gerekiyordu. Ne var ki, seyahatleri onu nereye götürürse götürsün, Kasedin her zaman uzaklardaki dünyaya dair heyecan verici hikayelerle dönerdi. Günün birinde, uzaklardaki Piltover'dan dönüş yolunda bir vahada Kasedin'le kervandaki arkadaşları bineklerine su veriyorlardı ki, çölden dehşet içinde, perişan halde birileri çıkıp geldi. Evlerini yok eden bir felaketten bahsediyorlardı. Sanki yeraltının ağzı açılmış ve yuvalarını mideye indirmişti. Anlattıklarına göre canlarını zor kurtarmışlardı. Kendi ailesinin selametinden endişe eden Kasedin, diğerlerini geride bırakıp dört nala yola koyuldu. Altındaki hayvancağız yorgunluktan çatlasa bile umrunda değildi. Bir zamanlar köyünün olduğu yere vardığında binaların yerinde yeller esiyordu. Geriye sadece rüzgarla uçuşan kumlar ve moloz yığınları kalmıştı. Elleri kan revan içinde kalana kadar yıkıntıları kazdı. Durmadan eşiyle kızına seslendi. Ama cevap gelmedi. Yol arkadaşları günler sonra ona yetiştiğinde onu kavurucu güneşin altında gözyaşı döker halde buldular. Dünyası başına yıkılan Kasedin adeta boş bir kabuğu andırıyordu. Onu sürükleye sürükleye Zirima'ya kadar geri götürdüler. Ama Kasedin oradan daha uzağa gitmemekte diretiyordu. Yıllar boyunca kederini içine gömmeye çalıştı. Neredeyse bir avareye dönüştü. Ta ki yaşadığı kasabaya Haberci'nin namı ulaşana kadar. Toprağın altını mesken belleyen, adı anılmaz dehşetler ve onlara sunulan adaklara dair fısıltılar Kasedin'in kanını dondurdu. Eski İkatya efsanelerini ve o melun yere düşenlerin başına gelenleri iyi biliyordu. Şayet hiçlik bir kez daha kasıtlı olarak Şurima'ya yönlendirildiyse bütün köyünün ve daha nicesinin yok olmasının altındaki sebep de bu olabilirdi. Buna karşı koyabilecek birileri varsa bunların bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunun da farkındaydı. Kasedin o anda bu sinsi haberciyi ve karanlık gücünün kaynağını yok ederek eşiyle kızının intikamını almaya yemin etti. Ne de olsa en tehlikeli yerlerden güvenle geçebilecek yollar bularak geçimini sağlayan bir adamdı. Böylece Zaun'un dehasıyla harmanlanmış, İonyalı ruh şifacılarınca kutsanmış, Valora'nın bilinen gizemli ve olağan dışı silahlarını kuşanmayı kafaya koydu. Aradığı şeyleri elde etmek için antika düşkünü alimlerden basit kaçakçılara kadar kendisine iyilik borcu olan herkesten yardım istedi. Birçoğu eski dostlarını son defa gördüklerine inanarak ona deli dedi. Ama Kasedin kendisi için endişelerine karşılık kuru birer teşekkür edip onlara veda etti. Hiçlikle tek başına yüzleşecekti. Son olarak da imparatorluğun son günlerinde bin riyakarı katleden meşhur Horok'un cehennem kılıcını çaldı. Kılıcın ağzında yok oluşun soğuk çekimini hissedebiliyordu ama artık kendi faniliği umrunda bile değildi. Ve eski hayatından kaybedecek hiçbir şeyi kalmamıştı. Bir seyyah cübbesine bürünüp kılık değiştiren Kasedin, o metruk topraklara son ayak basışının üstünden geçen 10 yıldan fazla zamanı aldırmadan İkatya'ya doğru yola düştü. Hiçbir insanın adım atmaması gereken yerlere gidecekti. Kendi canına mal olsa bile,
intikamını alacaktı.